Siirt'te kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitinginde bir araya geldi. Yöresel kıyafetli binlerce kadın alkışlar, zılgıtlar ve ellerinde taşıdıkları döviz ve flamalarla yürüdü. Mitinge katılan binlerce kadın bir ağızdan marşlar okurken BDP Siirt Belediyesi Eş Başkan Adayı Belkıza Beştaş Epözdemir, Kürt, Arap, Türk kadınlarına seslendi. Mitingde Demokratik Özgür Kadın Hareketi aktivisti Ayşe İkinci tarafından PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kadınlara hitaben yazdığı 8 Mart mektubu okundu. Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesinde de 8 Mart coşkuyla kutlandı. Mersin Kadın Platformu üyesi kadınlar meşaleli yürüyüş yaptı. Mersin Forum AVM önünde toplanan kadınlar ellerindeki meşaleler ve çeşitli pankartlarla Barış Meydanı'na kadar yürüdü. Mersin'de kadınlar aynı zamanda kutlamalar kapsamında BDP Yenişehir İlçe Başkanlığı önünde şölen düzenledi. Şölene katılan Fatma Kurtulan konuşmasında 8 Mart'ın kadının direnişinin baş kaldırısı ve isyanının adı olduğunu ifade ederek kadınların gününü kutladı. Batman'da da kadınlar meşaleli yürüyüş yaptı. BDP Batman Milletvekili Ayla Akatata, özgür bir toplum için kadın özgürlüğünün esas olduğunu belirterek, kadın özgürlüğünün yapılacak eylemler karşısında içinde bulunduğumuz süreçte mümkün olacağını vurguladı. Özgürlük ve eşit yaşam. İzmir'de ise KES Kadın Platformu, 8 Mart etkinlikleri kapsamında KES'li kadın tutuklulara dayanışma amacıyla basın açıklaması yaptıktan sonra kart gönderdi. Demokratik Özgür Kadın Hareketi aktivistleri Adana Merkez Seyhan ilçesinde şölen düzenledi. İstanbul'da ise yüzlerce kadın Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nin çağrısıyla Küçükçekmece'de düzenlenen kadın şöleninde buluşarak 8 Mart'ı kutladı. BDP ve HDP'li kadınlar Taksim'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil dağıttı. Etkinliğe HDP İstanbul Eş Başkan Adayı Pınar Aydınlar, Zeytinburnu Eş Başkanı Adayı Filiz Özçakır, Beyoğlu Eş Başkan Adayı Seyhan Alma ve Fatih Eş Başkan Adayı Menice Çelik de katıldı.